Projemize devam edeceğiz ama önce biraz daha araya konular ekleyelim. Jeneriklerle çalışacağız. Jenerikler hayati önemli konulardır. Aslında ben çaktırmadan jenerikleri size kullandırdım. Şimdi ne olduğunu konuşalım. New Project. Console App.NET Core. Next. Ve burada yeni bir proje oluşturalım. İsmini de Generics olarak verelim. Arkadaşlar, şimdi şurayı bir temizleyelim. Şöyle bir yapı kullandınız, hatırlayın. Mesela list kullandınız. O System Collections generic'ten geliyor zaten. Ve sonra şöyle bir şey yaptınız. String dediniz. İşte şehirler diyelim. Eşittir new list of string. Şimdi buraya baktığımız zaman burada hani en azından hani editörü yavaş yavaş kullandınız. Şöyle mavimsi, yeşilimsi, turkuaz diyelim. Renkteki nesneler, yazılar, onlar birer class. Onu biliyoruz. Demek ki buradaki list de bir class. List diye hani bu C# yazan arkadaşlar şöyle gelmişler. Şöyle class demişler. Bir tane list isminde bir tane class tanımlamışlar. Biz onu tam olarak buna benzetmek için şu listi biz ona myList diyelim. İlk kez bizim yazacağımız bir şeymiş gibi. Ama biz myList'i kullanalım bakalım. myList. Şimdi şehirler 2 diyelim. Eşittir new. myList. Bakın böyle. Ama şuradaki kullanıma dikkat ettiniz mi? Şöyle köşeli parantezli bir şey. Ben de yapmaya çalışayım. Bakın kızdı. Üzerine geliyorum. Diyor ki the non-generic type my list cannot be used with type arguments. My list non-generic, generic değil. Kısacası generic olmayan tip my list bu şekilde tip argümanlarıyla kullanılamaz. Ne demek? Şimdi buradaki list biz çok iyi biliyoruz ki şu demekti. Örneğin şehirler nokta et ne demekti? Bu listeye yeni bir eleman ekle demekti. Bakın parantezi açtığımda string item yani string diyor. Şunu int vereyim bakın. Int diye şehirler olmaz da plakalar olduğunu düşünelim. Plakaları ekleyeceğiz. Sadece durumu görün diye. Bakın şimdi de int diyor. Yani jeneriklerle şunu yapmış oldunuz siz. Oluyoruz. Yapmış oluyoruz. Hangi tipi verirseniz içindeki operasyonlar add gibi parametre olarak o tipte çalışıyor. Sanki o tipte vermen gerekiyormuş gibi. Düşünsenize eğer bu şekilde tip yapıları olmasaydı yani şöyle bir şey mi kullanacaktık? Mesela list bir tane int list. Hatta bazı dillerde vardır. Integer listesi. Başka bir liste. String list. Hatta biz buraya product gibi kendi klaslarımızı da koyabildik. Yani şu kullanım kötü. Kısacası aslında bu myList'in içerisinde ne var? Add diye bir operasyon var. Yazalım. Olayı tam olarak mantığıyla anlayalım. Void add. MyList'in add'i. Yani aynen bu arkadaşımızın şehirler nokta add'i gibi. Bakın. Ama bana ne diyor? Bana bir parametre var. Bunu adam akıllı string yapalım da. Ve dolayısıyla string bir şey vermemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın çok güzel. Aynısından ben myList'te de add istiyorum. Şunu olmadığını şu an biliyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Bakın bunun içinde de bir tane add var. Şehirler 2 nokta add. Ne vermemiz lazım? Mecburen string. String mesela item. Çünkü o da mesela o şekilde söylüyor. Bakın string item. Biz mecbur string verdik. Ama bu yapı öyle bir güzel çalışıyor ki hani ben string verirsem bu string oluyor. Int verirsem bu int oluyor. Product verirsem bu product oluyor.
İşte bunu yapmanın yöntemi şu arkadaşlar. My list'e geldim. Bakın klası oluşturduğum noktada. Köşeli parantez içerisinde T yazıyorum. Buraya istersen şöyle bir şey yaz. Önemli değil. Buradaki T type'tan, tipten geliyor. O yüzden T yazarız. Şimdi dikkat. Bakın bu sizin generic class'ınızdaki. Buna generic class deniyor artık. Bu artık generic bir class. Bu class'ın çalışma tipi T. Yani bakın bu sefer de altını çizdi. Diyor ki o generic'tir. O yüzden hangi tiple çalışacağını söyle. Bakın string diyorum buna da. Bakın buna da string diyorum. Bakın yukarıdakinin aynısını yaptım. Hiç kızmadı şu an. Add'de ne vermem lazım? String. Ama string değil de ben, yani şu string değil de ben buraya hangi tip verirsem o. Bakın o da verdiğim tip bu değil miydi? Ben buraya T yazarsam. Dolayısıyla bakalım ne olacak? Geldim. Parantez açtım. Bakın benimki de string oldu. Yani ben bunu int verseydim. Int verseydim. Bakın şimdi. Bakın int item. Yani 1 verirsem hiçbir problem çıkarmaz. Kızmayı bırakır. Yani buradaki T sizin gönderdiğiniz tip kullanırken hangi tipi verirseniz ona dönüşüyor arkadaşlar. Mantık tam olarak budur. Hadi yeri gelmişken biz de kendi listemizi yazalım bakalım. Şuraya ben de yine string diyeyim ki yukarıdakiyle aynı durumu oluşturalım bu noktada. Bakın yukarıdakiyle aynı, buna da Ankara diyorum. Ankara. Tabii bu eklenince ne olacak? Hani bu hakikaten ekleniyor ama bizimki hiçbir şey yapmıyor. Biz de böyle bir şey yapmak isteseydik nasıl yapacaktık? Çünkü başka konuları da size göstermek istiyorum. Şimdi generikler diyorum. Yani bu listelerin kendisi generiktir. Kısacası şu koleksiyon diyelim yani. Listeler koleksiyonlardır. Bunların arka planda array bazlı olduğunu size daha önce söylemiştim. Yani arka planda bir array yönetiyor. Şimdi mesela bunu böyle kapatırsam şurada console.writeline de dersem gelip burada şehirler nokta bakın count. Sizce buradaki count nedir arkadaşlar? Tür olarak nedir yani? Bu bir property midir? Bu bir metot mudur? Property'dir. Bakın metot olsaydı şöyle kullanılırdı. Parantez açma kapama. Direkt şöyle count diye kullanıyoruz. Neyse. Şu count değeri yani nedir? Şu an sıfırdır değil mi arkadaşlar? O zaman ben şöyle bir şey yapsam. Gelsem buraya. Burada bir tane T tipinde bir array oluştursam. Hani hangi tip gönderilirse o tipte bir array yapmam gerekmez mi? Ben buna da array desem. Yani datanın kendisi. Bir tane constructor yapsam. Hani bunu ilk oluşturduğumda eleman sayısı kaç oluşuyordu? Count 0. Ama mesela normal array'lerde siz eleman sayısını vermek zorundasınız. Yani nivleyip eleman sayısını vermek zorundasınız. Burada nivlediğiniz an eleman sayısı 0'dı. O zaman ben şöyle bir şey yazamaz mıyım? Alt çizgi array eşittir new t, bu bir array 0. Bakın 0 elemanlı bir array yapmış oldum. Hani my list'i newlediğim an bu çalışıyor. Diyelim ki string, bakın array eşittir new string 0. 0 elemanlı bir array. Süper. Şimdi şu kodu çalıştırmaya çalışalım. Mesela count'un 0 verecek kodu çalıştırmaya çalışalım. Şimdi şöyle bir şey var mıdır arkadaşlar? Bakın şehirler nokta count eşittir 3. Hani eleman sayısına biz 3'tür diyemeyiz. Zaten ne kadar eklediyseniz odur. Ki kızdı zaten. Bakın count'a dikkat edin. Bakın count bir property ve sadece get. Bunu da öğrendiniz. Demek ki sadece
read only. Gelsem ben buraya. Bakın daha önce öğrendiğimiz konuları da bu şekilde tekrar ediyoruz. Aynı count'tan bir tane de ben yapıyorum. Şöyle prop, prop full diyelim. Pardon, tab'a basacaktım. Şöyle prop full'ü seçip tab tuşuna basalım. Int zaten count ya. Alt çizgi count desem. Bakın get istemiyorum. Sadece şey istemiyorum. Pardon. Set edebilmek istemiyorum. O yüzden onu siliyorum. Burada count için. Return alt çizgi count demiş oluyorum. Hatta burada da direkt şu count'u döndürmek yerine şey bile döndürebiliriz yani. Alt çizgi array nokta length. Array'in uzunluğunu veriyor diyor. Şuna bile gerek yok yani. Bunun da ismi tabii my property değil, count. Bakın ben eğer bu my list'in count'unu çağırırsam o aslında array'in, şu array'in eleman sayısını veriyor. Dolayısıyla ben bunun da şu noktada geldiğimde şehirler 2'nin de count'unu alabiliyorum arkadaşlar. Süper. Bir çalıştıralım bakalım. İkisinde de 0 verecek mi? Geldim. Nerede? Jenerikler burada. Set as startup proje. Bakın oluşturdu sayısı. Oluşturdu sayısı. Ekleme sonradan. Zaten o yüzden bir şey anlam ifade etmez. İkisinin de 0. Alt alta 0 0 yazmasını bekliyorum. Üsttekinin de alttakinin de eleman sayısı 0 arkadaşlar. Harika. Buraya kadar bir problem yok. Bakın ben buraya şehirler add diyorum. Şuraya geldim. Ctrl X. Bunu şuraya yapıştırıyorum. Bunun da aynı şekilde kestim. Bunun da gerekli kodunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi yukarıdaki oluştu. Eleman ekledi. Eleman sayısı. 1 olması lazım. Oluştu. Eleman ekledi. Eleman sayısı tahmin edeceğiniz üzere bizimki 0 verecek. 1'e 0. Demek ki bizimkinin bir de eleman ekleme kısmı sıkıntılı. Şurası. Şimdi 0 elemanlı bir array olduğuna göre arkadaşlar bizim yani onun eleman sayısını her eklemede 1 arttırmamız gerekmez mi? Array'leri de hatırlayın. Eleman sayısını 1 arttırınca new'lememiz gerekiyordu. Yani alt çizgi array eşittir new t diyorum buraya. Eleman sayısına bizim kaç vermemiz lazım arkadaşlar? Alt çizgi array'in length'inin artı 1'i vermemiz gerekmez mi? Bu şekilde. Niye parantez açtıysam? Şöyle. Bakın eleman sayısını ben burada 1 olarak arttırmış oldum. Ama şunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ben eleman sayısını arttırınca maalesef tüm datam uçuyor gidiyor. Yani diyelim ki sizin array'inizde 3 tane eleman vardı. Elemanlardan birinin adı A, birinin B, birinin C. Sonra siz add yaptığınız zaman ne olacak? 4 elemanlı. Niye 4 elemanlı? Çünkü önce burası çalışır ya. Length 3 artı 1, 4. Kısacası yeni bir array oluşturur. Ama maalesef şu boş. Yeni referans aldığından oluyordu. New'i hatırlayın. Yeni referans aldığından dolayı bu ABC gitti. Yani aslında ABC var da bellekte başka bir yerde. Bizim array'imiz onu tutmuyor. Başka bir yere tutuyor. Yani şöyle bir yere tutuyor. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Şu hareketi yapmadan önce, yani dörtlüyü oluşturmadan önce bizim şu üç tanenin yedeğini almamız gerekmez mi? İşte bu noktada geldim. Şöyle sileyim bunları. Bu noktada ben şuraya gelsem, bir tane daha T yapsam, alt çizgi
temp array. Temp genelde kullandığımız geçici anlamında temporary'den geliyor. Kullandığımız bir ifadedir. Teknik veri tabanlarında falan çok kullanılır bu temp. Programlamada da sıklıkla kullanıyoruz. O zaman ben şöyle bir şey yapmam gerekmez mi? Alt çizgi temp array eşittir. Alt çizgi temp array eşittir. Alt çizgi array. Yani ben ne yapıyorum burada? Temp array array'in referansını tutuyor. Şimdi tekrardan bunu çizelim. Şimdi bellekte ne vardı? Stack vardı. Bir de heap vardı. Diyelim ki 3 elemanlı bir array'iniz var. İşte alt çizgi array diyelim yani. Array. O 3 elemanlıydı ve siz burada 3 tane elemanı A, B, C diye tutuyorsunuz. A, B, C. Sonra geldiniz burada ve bu 101'i tutsun. Bu da 101 dolayısıyla. Sonra bakın geliyorsunuz diyorsunuz temp array alt çizgi array'in referansını tutar. Alt çizgi temp array diyelim. Dolayısıyla burada atama yaptığınız aslında referans numarasını atar. Bu da şu an 101 mi? Bu da 101. Sonra diyorsunuz ki ha şu array artık yeni bir yeri tutsun. Aslında şöyle bir şey yaptınız. 4 elemanlı şu an. 4 elemanlı. Ve yepyeni bir yer tutuyor. Buna da 102 diyelim adres değeri. Biz kolay anlayalım diye böyle yapıyorum. Alt çizgi array artık 102. Bakın 101'i tutan temp array var. O temp array datasını tutuyor. Yani aslında şurayı tutuyor hala. Referansı tutuyor bellekteki yeri. Siz burada ne yaptınız? 4 elemanlı ama 102'yi tuttunuz. Şimdi ne yapmanız lazım? Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya aktarmanız gerekmez mi? Gerekir. O zaman onu da yapalım. Geldim buraya. Hemen. Tam olarak şurada bir tane for açsak. İ küçüktür. Ne kadar dönecek? Alt çizgi array nokta length. Hatta temp array kadar. Temp array'i aktaracağız. Temp array nokta length. Çünkü temp array şu an burayı tutuyor ya. 1, 2, 3 kere dönecek. O yüzden sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2 gibi. Temp array kadar aktaracak. O yüzden alt çizgi array'in ininci elemanı eşittir. Alt çizgi temp array'in ininci elemanı. Şimdi tek tek deneyelim. Geldim buraya. İ eşittir 0. 3 eleman için konuşuyorum. Temp array'in eleman sayısı 3. 3'ten küçük olduğu sürece çalışacak. İ 0 için array'in ininci elemanı. Yani array dediğimiz şurası 102 ya artık. Hemen kalemimi de alayım. 102 yani şurası. Bunun sıfırıncı elemanı temp array'in sıfırıncı elemanı. Yani şunu şuraya aktar. Sonra 1 için aktar. Sonra 2 için aktar. Zaten 3'e kadar yani 3 dahil değil gideceği için bura boşta şu an. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Tam da bu noktada şu gönderdiğiniz eleman var ya. Geliyorum buraya. Alt çizgi array'in son elemanı. Alt çizgi array'in son elemanı nedir? Alt çizgi array nokta length eksi 1. Sıfırdan başlıyor ya. Eleman sayısı atıyorum şu an 4. Array'in 4. eksi 1. elemanı. Yani 4 eksi 1. elemanı. 3. elemanı 0, 1, 2, 3. 3. elemanı eşittir. Sizin gönderdiğiniz item. Dolayısıyla o son şu an ne eklerseniz onu da eklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi gelin test edelim bakalım. Bakalım az önce 1'e 0'dı. Şimdi 1'e 1'i bekliyoruz. Süper. Bakalım şimdi başka bir şey ekleyelim mesela.
2, 3, 4, 5 tane ekledim buna. 2, 3, 4, 5, buna da 6 tane ekleyelim. Bakın yukarıdaki 5 olacak, alttaki 6 olacak. Ama bizimki maalesef ve maalesef 1 arkadaşlar. Hala 1. Yani her ne kadar biz bunu eklesek de 1. Niye? Yazarken fark ettiniz. Yazım hatası yapmışım. Gidip şehirler eklemişim. Bir daha deneyelim. 5'e 6. Yani bir problem yok kısacası. Az önce sadece şehirleri 2'ye eklediğimiz için 1. 1 taneydi. Şimdi şehirler 2'ye toplam 6 eleman ekledim. Yani Ereğli'de içerisinde Ankara olan toplam 6 tane kutu var. İşte demek ki bu jenerik listleri yazanlar da buna benzer bir kodlama yaptı. Ben tabii ki şu an hani o tarzda bir şeyi yapmaya çalıştım. Ve burada yaptığımız şey arkadaşlar tam olarak hani aşama aşama ilerledik. Aşama aşama neyin niçin kullanıldığını gördük. Zaten siz bir programcı olarak yarın öbür gün şöyle bir şey görürseniz yani bilmediğiniz bir sintaks görürseniz onun yapısal olarak neye karşılık geldiğini merak etmelisiniz. Aksi takdirde ezber olur. O yüzden biz de bunu bu şekilde kodladık. Biraz daha konuşacağız bunun üzerine ama araya bir indexer diye bir konu var, bunu eklemek istiyorum.